Evet sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Yeni konuğumuzla bitki uzmanı İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Saygılar, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine masamız çok renkli. Evet. Birbirinden şifalı bitkilerimiz. Bugün evet. Diyabet hastalığı ile ilgili konuşacağız hocam. Evet, şeker hastalığı, karaciğer. Aha. Evet. Şimdi mesela bir kişi de yeni başlamışsa şeker hastalığı. Günümüzde çok yaygın, hemen hemen insanların %10'unda diyabet hastalığı var. Almanya'da 7 milyondan fazla, 8 milyona yakın insan diyabet hastası. Ve eskiden bu kadar yoktu. Yani son zamanlar diyabet hastalığı çok fazla arttı. Afrika'da, Hindistan'da, Çin'de yok denecek kadar az. Neden? Çünkü az buluyorlar, az yiyorlar. Çok yiyemiyorlar. Çok yemek de bazen zararlı oluyor. Çok yedikçe yağlanıyor. Pankreas yağlandı mı? İnsülin salgılayamıyor hücreler. Vatandaş endüstri ülkelerinde, ilerlemiş ülkelerde insanların çoğunda şeker hastalığı var. Çünkü maddi durumu müsait, her şeyi yiyip içebiliyor. Yedikçe de hücreler, dokular yağlanıyor. Pankreasın içerisinde adacık hücreleri var, beta hücreleri. Lang Hans Selin de denir buna. Bu hücreler pankreas yağlanırsa, pankreas dil gibi bir organ. 15-20 santim uzunluğunda, 3-4 santim genişliğinde. Günde 1 litreye yakın salgı salgılıyor. Amilaz, lipaz vesaire, endokrin, eksokrin, yani salgıladığı bazı enzimleri direkt kanala veriyor. Oradan 12 parmak bağırsağına geçiyor. Bazılarına direkt lenf bezine, lenf kanallarına veya kana karış. Çeşit hormonlar salgılıyor. Şayet kişi yanlış besleniyorsa, kilo alırsa zamanla ne olur? Beta hücreleri sıkışır. Beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak narin hücreler. Sıkıştığı zaman yeterince insülin salgılayamaz ve yavaş yavaş problem ortaya çıkar. Bu nedenle fazla kilolu olmak rizikolu. Diyabet hastalığının beslenmenin dışında mesela başka sebebi nedir hocam? Yanlış beslenme, bazıları da mesela alkol kullanma. %90 alkolden kaynaklanıyor. Bazı insanlar mesela aniden birdenbire duyuyoruz. Yani telefon ediyorlar, işte çocuğumda hiçbir şey yoktu. Aniden şeker hastalığı ortaya çıktı. Çok genç yaşta da yani çok fazla görülebiliyor. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuklar dahi diyabet hastalığına yakalanıyor. Arıyorlar, diyorlar ki çocuk hiçbir şey yoktu. Aniden diyabet. Aniden diyabet çıkmaz. Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle ilaç kullanıyorsun. Çocuğa ilaç veriyor, çeşit çeşit ilaçlar veriliyor. Özellikle de antibiyotikler vesaire. Ne oluyor? Pankreas, enfeksiyon, orada problemler oluşur. Tıkıyor hücreleri. Aniden şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Yani kimyasal ilaçlar da rastgele kullanmak çok çok mahsurlu. Aniden diyabet hastalığı ortaya çıkabilir. Rastgele ilaç kullanmak değil. Kaç çeşit diyabet var? Tek bir çeşit tip mi? Doğuştan olan tip 1 dediğimiz diyabet çeşidi var ve sonradan yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkan diyabet. Sonradan çıkan diyabet tedavi etmek mümkün. Problem değil. Sonradan olan diyabeti. Evet. Kişi şayet çok abur cubur şeyler yiyorsa, dikkat etmiyorsa, bağırsakları bozuluyor, midesi bozuluyor. Mide ve bağırsaklar bozulduğu zaman bağırsaklardan gelen sadece besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emmiyor bağırsaklar. Mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor, karaciğere geliyor. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi arıtmaya çalışıyor toksik maddeleri. Arıtamazsa ne yapar? Kanda dolaşan toksik madde pankreasa depolanırsa burada bir çöplük birikintisi diyeceğimiz curuf oluşur. Pislik birikintisi. Bu zamanla kartopu gibi ölü hücreler, ölü bakteriler buna yapışa yapışa bir çöplük yığını oluşuyor, curuf. Bunun içerisinde önce canlı bakteri, virüs ve mantarlarda yerleşerek problemler doğar. Mide ve bağırsakları tedavi etmek şart. Bunun için bizim bu bitki karışımlı lahana suyu çok ideal. Bu her şey faydalı herhalde. Evet, evet. Birçok şeyde önerebiliyorsunuz. Bu her şey faydalı. Mide ve bağırsakları, gastrit, ülser, klinik araştırması da zaten bununla ilgili var. Mesela 2 hafta önce elime bir rapor gönderdi. Bu arada diyabetle ilgili değil bu. Lösemi, kan kanseriyle ilgili. Doktorları bunun... Diyabete hemen birazdan geleceğiz. Buna geri dönelim. Sizin, mesela bu yeni bir rapor elime geçti. 2 hafta önce. Geçen sene kan kanseri olduğunu hastanede raporla tespit edilmiş. Kromozom sayımı vesaire yapılmış. Antibiyotik, kemoterapi uygulanıp uygulanamayacağına dair test yapılması talep edilmiş. Burada lösemi,
kronik miyonun teşhisi konmuş. Lösemi hastası. Evet. Bu da kemoterapi uygulanabilir mi bu hastaya diye burada rapor talep edilmiş. Evet, üniversite hastanesinden. Evet, üniversite hastaneleri, çeşit hastane. Ve bu hastaya kemoterapi uygulanırsa ileride problemler olacağı, mutasyona sebep olacağı teşhis edilmiş. Yani bu hastaya hem kemoterapi uygulanamıyor, hem kemik nakli yapılamıyor, ilik nakli yapılamıyor vesaire, problemi çok. Oğlu beni aradın da abi dedi ne yapılabilir? Vallahi bu kanser ağır bir rahatsızlık yani. Kan kanseri o da. Deneyeceğiz, bakacağız dedim. Yani ben bir şey diyemem. Bu konularda ağır bir mesele. Basit bir üşütme, grip, nezle değil. Evet. Bakalım dedim, bir deneyelim. Bu bitki karışımı lahana suyu, bitki karışımı limon suyu. Evet. Artı özel bir çay hazırladık. Biz ona gönderdik. Tam 14 gün kullandıktan sonra raporlara geldi. Her gün içti mi? Bu evet. İkinci ayın 19'u, bu da üçüncü ayın 3'ü, tam 14 gün sonra bütün değerleri değişti. Şurada lökosit oranı 4.26'dan 7.33'e evet. 1. Evet. Yani beyaz kan hücrelerinin sayısı yükseldi. Yani mikroplarla, bakterilerle, virüsle mücadelenin lökosit oranı yükseldi. 2. Nötrofil dediğimiz kan hücrelerinin sayısı 3 katına çıktı. Burada. Bu da yine devlet hastanesinden. Evet, klinik araç yani hastanede. Her şey belgeli zaten. Tabii tabii. 3. Trombozit sayısı çok çok düşüktü. Normal seviyeye geldi. Diğerleri lenfozit oranı yüksekti. Normal yani 51'den 25'e düştü. Yani 14 günde bu ürünlerin bu kadar netice vereceğini kimse inanamadı tabii. Evet. Şaşırdılar. Dedim ki bu raporları yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirsin dediler. Müsaade aldık. Aslında bizde rapor çok da hepsini yayınlamak tabii yok, olmuyor. Geçen geçtiğimiz programlarda da yine getirmiştiniz. Sevgili izleyiciler, İbrahim Gökçek rica ediyoruz ve kırmıyor bizi, getiriyor. Aslında hepsi belgeli. Burada bütün devlet hastanesi ve fakülte raporları da var. Bizim sadece size şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Şimdi izleyicilerimiz için şunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Şimdi bu bitki karışımlarını söylediğimiz zaman kendi kendilerini bir karıştırıp denememeleri gerekiyor. Önce onu söyleyelim. Çünkü mesela diğer programlarda da söyledik. Mesela dediniz ki bazı bitkilerin diyelim ki sadece yaprağını kullanıyorsunuz. Mesela kökünü kullanmıyorsunuz. Mesela zehirli olabilir, ağır gelebilir, fazla gelebilir. Mutlaka bir uzmana, yani sizin gibi bir uzmanın mesela o bitkiyi karıştırması gerekiyor ve mutlaka birinci tabii yine doktor. Önce doktorunuzun kontrolünde. Tabii. Mutlaka önce hastanelere, zaten doktorlara biz başvurmanız tedavi gerekiyor. Ederiz demiyoruz. Bakalım, deneyelim. Çünkü zaten doktorları da buna ilik nakli mümkün değil, kemoterapi uygulamak mümkün değil. Çünkü yapılan araştırmalarda mutasyona sebep oluyor, problem doğuyor vesaire. Yani ortada kalmışlardı. Doktoru da alternatif tıbbı deneyin tabii. Bakalım. Ne olacak? Doktorla birlikte kendileri gidiyor zaten. Söylemişler. Biz de bir deneyelim dedim. Bilemiyorum. Çünkü bu konularda ben şunu yaparım, bunu yaparım demek yanlış. Mesela bazıları çıkıyor, kanseri tedavi ettim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlar yanlış. Kullanacak, bakacağız, göreceğiz ne olacak. Tabii siz de belgeliyorsunuz da. Elimizde rapor. Solucu. Kimse itiraz edemez. Yani yok, şöyleydi, böyleydi diyemez. Ama mutlaka ya, kendi kendilerine değil. Tabii. Evet, şimdi mesela sormaları gerekiyor. Bitki deyince çok bu da tehlikeli adı, aynı zamanda yani bilmeden kullanılırsa çok tehlikeli. Yok tabii, doğru. Şimdi ama bizim mesela bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıfa ayrılır. 1. Üniversite kliniklerinde klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Mesela alıç. Alıcın Türkiye'de 90 çeşidi yetişir. Loplu alıç, kertikli alıç. Bu tıbbi maksatla kullanılan, Almanya'da başta olmak üzere hep Almanya'dan bahsediyorum. Çünkü hep ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için. Bunun Alman firmaları hapını, damlasını, derecesini yapıyor. Yüksek tansiyona, kolesterol, lipide iyi gelir vesaire. Klinik araştırması var, belge var, bulgu var. Burada yazıyor hepsi. Tabii sizin kitaplarınızda da var yani, belgeler. Bir, bitki hakkında, bitkiyle ilgili klinik araştırması yapılmış mı? Mesela zerdeçal. Tümörü eritici özelliği var, o sarı olan. Şu. Tümörü eritici özelliği var. Karaciğer zehirlenmesini önleyici özelliği var. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Yani biz burada... Ama işte mutlaka söylediğimiz
mutlaka araştırıp kullansınlar. Mesela ne iyi geliyor araştırdıktan sonra. Mesela bu sizin söyledikleriniz hepsini zaten klinik araştırması klinik, var. Bir. Birinci sınıf şifalı bitkileri kullanmak gerekir. Bir, bitki hakkında klinik araştırması yapılmış mı? Evet. İki, Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon var. 19 fitoterapi uzmanı. Hepsi bitki uzmanı. Yani yıllarını bu işe vermişler. 30 yıl, 40 yıldır bununla meşguller. Hepsi profesör. Komisyon E, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır. Avrupa Birliği'nin de var şimdi. Komisyon E diye bir yan kuruluşu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır. Bunlar 3 ayda bir bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Mesela derler ki şişkinliğe karşı hazımsızlık vesaire. Rezene, kakule, anason, kimyon, kekik karıştırılarak kullanılırsa iyi gelir. Böyle bir monografi yayınlanır 3 ayda bir. Bitki hakkında monografi yayınlanmışsa ikinci sınıf şifalı bitki. 3. Homeopati uzmanları tentürler, pozisyonlar yaparlar. Tedavi denemeleri yaparlar. Eğer ki bitkiyle ilgili tentür yapılmış, tedavi denemesi yapılmış, etkisi ispat edilmişse üçüncü sınıf şifalı bitki. 4. Aromaterapötik. Mesela adaçayı, adaçayının eterik yağı içerir. Bunun eterik yağı kullanılırsa mesela... Ben çok severim mesela normal günlük hayatımda da adaçayını içerim, tüketirim. Ama sizin kullandığınız adaçayı hakiki adaçayı değil. Pardon. Hakiki adaçayı değil. Değil. O Türkiye'de aktarlarda bulduğunuz adaçayı loplu adaçayı. Bu şifalı adaçayı. Peki bizim içtiğimiz bir işe yarıyor mu? Tüketiyoruz bazen faydalı. Hadi bitki çayı içelim diye içiyoruz. Aromatik güzel bir tadı var. Başka sadece hiçbir şey yok. Sadece tadı var. Sadece güzel yok. Bir tadı var. Bir özelliği yok. Bunu bir çocuk diyelim ki bademcikleri şişti. Boğazı tıkandı. Ameliyatlık duruma geldi. 3 hafta bunun çayını içsin. Bademcik iltihabı diye bir şey kalmaz. Şişmesi diye hiçbir şey kalmaz. 3 haftada normala döner. Tertemiz olur. Ameliyata gerek yok. Ameliyatsız. Evet, ameliyatsız. Bu mesela yazın vatandaş yavaş yavaş ilkbahar yaza doğru gidiyor. Evet geliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mesela insanlar veya Akdeniz'de evlerde yatamıyorlar hararetten. Ne yapıyorlar? Dama çıkıyor. Bazıları damda yapıyor cibindirek içerisinde. Ben de sonra gitmiştim bir sefer. Sonra damdan benim ablam bir dönem Diyarbakır'da görev yapmıştı Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde. Orada çok onlara gelen en çok vaka damdan düşüp ya işte bacaklarını kırıyorlar ya kollarını kırıyorlar sıcakta damda yatmaktan çok... Hastaneye gidiyorlar aslında evet. Tehlikeli bir durum. Ben hararet için başka bir şey söylerseniz eğer. Şimdi benim bir kuzenim Antalya'da kalıyor. Onu ziyarete gitmiştim. Dedi ki evde yatamayız. Çok sıcak olur. Dama çıkalım. Cibildiri kurdular dama çıktım. Ama sabaha kadar da uyuyamadım. Yattınız mı hocamdan da? Uyuyamadım düşerim diye. Hay Allah'ım. Hemen aslında bir formülünüz yok mu? Hararet için sıcak için. Yok yanımda yoktu. Adaçayı götürseydim yani problem değil. Yani onu düşünmedim. Şimdi bundan bir iki bardak içtiği zaman kişi isterse 60 derece olsun yazın en sıcak döneminde dahi hiç etki yapmaz. Vücudun fazla da kullanmamak gerekir bunu. Bunun da bir belli kullanış süreci var. 6 haftadan fazla kullanmamak gerekir. Fazla kullandığı zaman bu sefer de kişi kafasını buzdolabına sokmuş gibi beyni üşür, beyni dahi üşütür. Yani her bitkinin farklı farklı özellikleri var. Rastgele bitkileri al karıştır kullan yok. Kullanmamak lazım. Yani olmaz. Yani... Bir de belli süreleri var dediğiniz gibi. Mesela belki her gün tüketmemek lazım. Belki işte mesela bir ay kullandığınız bir aydan fazla tüketmemek lazım. Tabii. Mesela kekik, şifalı kekik çok çok öksürük, bronşite vesaire karşı çok çok etkili bir bitki. Ama siz onu her gün içerseniz nezle veya gripmiş gibi kişinin sürekli burnu akar. Tabii vücudu ısıtıyor. Sürekli vücut ısısını artırıyor. Yani sürekli kullanılmaz. Papatya sürekli içerse alerjiye sebep olur. Civan perçemi sürekli içerirse alerjiye sebep olabilir, kaşıntı yapabilir. Yani her bitkinin farklı farklı özellikleri var. Bu nedenle rastgele bitkileri karıştırıp da bu kitapta 2250 reçete var. Hangi bitki, hangi oranlarda, hangi diğer bitkilerle, hangi rahatsızlara karşı karıştırılarak kullanılabilir. Bir de 3 cilt çıkarmışsınız değil mi? Evet. Bugüne kadar Türk tarihinde yayınlanan tek ilmi kitap diyebiliriz çünkü bunda binden fazla klinik araştırması var. Yani bu peki hemen